Evet. Bu abla güzel bir şey çıkacak gibi geliyor. Hisatları çok güzel. Maşallah sana. Ne dedim ben? Ben güzelden anlarım. Abla dur, yavaş hareket et. Evet. Kız bir dur da suratını göreyim senin ya. Ay maşallah, kıza bak, papatya gibi maşallah, çok güzel. Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine aşırı eğlenceli bir videoyla karşınızdayım. Bugün çok farklı bir şey yapıyorum. Siz de duyduğunuzda aa ne kadar farklıymış diyeceğiniz bir video olacak bu. Söylüyorum. TikTok videolarını izliyoruz arkadaşlar. Pekat. Değişim videolarını izliyoruz. En sevdiğim. Çirkinden güzeli geçişlere bugün hepimiz tanık olacağız. Aşırı heyecanlıyım şu an ya. Bu müthiş eğlenceli videoya başlamadan önce ulvi görevleri yapıyoruz. Ulvi görevler ne? Like, yorum ve abone olmak. Sayı vermiyorum. Siz beni en tepelere ulaştırırsınız zaten, inanıyorum. Hayırlısı. Her şey tamamsa ben zaten tamamım. O zaman ne yapıyoruz? Videomuza başlıyoruz. Evet, abla aslında fena değil. Güzel bir şey çıkar diye düşünüyorum. Bu ne? Anlamadım ki ben onu. Göğsüne çanta koymuş. Şurasına da hırhızlar gibi bez yapıştırmış. Anlamadım ki niye böyle bir kombin. Hiç olmamış. Hiç böyle içim bırak kaynamayı tık diye bir kıpırdama bile olmadı. Hiç etkilenmedim. Ay inşallah diğer videolar böyle değildir ha. Evet, iki tane koronadan sakınan genç. Evet. Güzel oldu bu. Kızın yere kayışı çok zarifti arkadaşlar. Etkiledi mi beni? No thank you. Etkilenmedim. Çocuk zaten bir kıyafetini değiştirmiş. Bir de kafasını kaldırmış. Allah rızası için videodaki ulvi görevi buymuş. Evet, melek bir ablamız. Ha. Şimdi evet arkadaşlar, ablamız ne yalan söyleyeyim bir melek gibi. Ama ilk başta, ikincisinde sevmedim. O şeytan karakterini çok sevmedim. Oturmamış suratına. Çok çiğ kalmış. Etkilemedi. Melek karakteri beni etkiledi. Allah kahretmesin. Beklentim çok yüksek girdim bu videoya ya. Sinirleneceğim ya. Şimdi değil ama çok yorgunum sinirlenmek için. Birazdan sinirlenirim. Evet. Ablamız süründü. Evet. Ben zaten senden bak çok beklentim yoktu açıkça söylemek gerekirse. Biraz çok çiğ durmuş be kızım sende. Allah kahretmesin, vallahi sinirleniyorum ya. Hani güzeldi bu? Hani çirkinden güzele dönüyorlardı? Dönmüyorlar. Yok, gelmeyeceğim. Tamam hadi geliyorum. Evet. Bu abla güzel bir şey çıkacak gibi geliyor. Hisatları çok güzel. Maşallah sana. Ne dedim ben? Ben güzelden anlarım. Ablamın yüz hatları, gözleri, dudakları, burnu falan o kadar güzel ki. Yani bundan mümkün değil zaten çirkin bir şey çıkması. Çok tatlı bir ablaydı. Video çok güzel olmuş. Bir numarayla derecelendirsem 0 ile 10 arasında 100. Çok başarılı. Maşallah. Çok şükür ya. Gözüm gönlüm açıldı ya. Vallahi çok büyük bir hayal kırıklığı içerisine tam giriyordum ki sen var ya kız, ay parçası, sana sesleniyorum. İmdadıma yetiştin. O kızı bulun bana. Onunla konuşmamız gereken meseleler var. Evet, ablam mezun olmuş. Ay sana kıyamam ben ya. Doğru ama ya. Çok doğru bir noktaya parmak basmış. Nice üniversite mezunları var ki iş bulamıyorlar. Kendi mesleklerini yapamıyorlar. Farklı yerlerde, farklı meslek dallarında çalışıyorlar. Aferin. Helal olsun. Evet, bu ablayla az önce yok aynı değil. Bu ablanın daha suratı iri. Ha. Güzel. Çok güzel ya. Hani çok fazla öte diye bir değişim olmamış ama güzel olmuş. Bazen bu akımlarda o ulvi görevi yerine getirmesem bile o bakışlar etkiliyor insanı. O az önceki kız var ya, ay parçası. Number one. Abla dur yavaş hareket et. Evet. Kız bir dur da suratını göreyim senin ya. Durmuyor orada, hala manyak manyak dans ediyor ya. 2 dakika bir suratını göreyim de. Olmamış. Beğenmedim. Başta kıpır kıpır, sonda kıpır kıpır. Bir dur orada, bir yavaş gel ya. Bak millet eğiliyor kalkıyor, sen de öyle yap. Manyak manyak. Köyün delisi gibi orada hareketler ediyor ya. Evet. Ya ben sana hastayım ya. Sen ne kadar güzel oluyorsun sen ya. RuPaul'da yarışmacıydı Tiara. Benim de favorilerimden biriydi. Aşırı derecede tarz bir insan kendisi. Ve mükemmel bir değişim yapıyor genellikle üzerinde. Nutku tutuluyor mu? Baktığında insanın. Vallahi tutuluyor. Çok güzel ya. Aynı benim değişim videom vardı ya. Nazlı'ya döndüğüm. Aynı öyle. Evet ablamız. Sen fena çıkmazsın gibi geliyor ya.
Sen daha kötü oldun ya. Niye öyle oldun sen? Hemşire, o kadar makyaj yapma gerçekten. Normal sade halin emin ol daha iyi. Yemin ediyorum neye döndüğünü anlayamadım az önce ben ya. Bazen 0 ile 10 arasında bir sayı vermem gerekiyorsa 0 veriyorum. Ay maşallah kıza bak, papatya gibi maşallah, çok güzel. Ay bu hali de çok güzel. Hiç umurumda bile değil bu, hani seksi bir şey olsun falan. O yeterli. Yeter bak, doğal güzellik. Nutkum tutuldu arkadaşlar. Az önceki yine favorim. Ama kız ne kadar güzel ya. Ay çiçeğim benim ya. Bir çiçek bahçesi düşünün arkadaşlar. Bütün çiçekler solmuş böyle. Bir tane böyle papatya ortalıkta böyle diri. Hala yaşıyor. O kız işte bu. O papatya işte bu kız. Çok güzel ya. Evet bu ablanın suratı fena değil. Güzel bir şey çıkar. Dedim de işte. Yok. Gotik çıktı. Ya niye o dudağınıza? Tamam hani bir iki sürün. Ben arkadaşlar tabii ki tercih meselesi. Ben buna bir şey diyemem. Ama gerçekten siyah ruj, ben çok korkuyorum siyah rujdan ya. Yemin ediyorum hani mesela o siyah ruj dudağıma sürsem çıkmayacakmış gibi geliyor bana. Bazen evet bazı kızlar sürdüğünde gerçekten güzel duruyor. O videoda çok güzel böyle gösteriyor. Ama burada hiç olmamış. Burası beyaz, burası bir siyah. Böyle yarım yamalak bir gotik gibi olmuş kız ya. Hiç seksi değil. Bana hiç zerre alımlı gelmedi. Halbuki kız başta güzeldi ya. Çok güzel bir şey çıkar diye bekledim. Allah kahretmesin ya. Hani eğlenecektik ya. Evet çocuk. Evet sen çok yakışıklı olacaksın eminim. Aa güzel oldu. Bence çok güzel yaptı. Bak çok güzel yaptı. Bu akımda ben sadece TikTok'ta gezinirken bir iki erkeğe denk geldim. Anam erkeklere sanki demiş ki TikTok, bu akımda üzerinizi başınızı çıkartıyorsunuz. Bütün erkekler yemin ediyorum çıplak videolarda. Bak bu yine iyi. Spiderman olmuş. Biliyorsunuz ben doğruluk ve dürüstlük tarafındayım. Bu video bence çok tatlı bir video olmuş. Evet ablanın o surat ne oldu? Bir anda ne oldu? Kız ya suratında çok fazla makyaj yapmaktan sivilceleri falan çıktı ya da roakatan tedavisi görüyor ki kuvvetle bence roakatan tedavisi görüyor. Ay o tedavi de Allah'ım zulüm şov. Ama roakatan tedavisi de kullanıyorsan o kadar makyaj yapmamalısın. Hiç sağlıklı bir yöntem değil. İki video çekeceğim diye sağlığından olma cicim. Ya, olmuş mu? Çok iyi örtmüşsün. İşte bak makyaj insanı neler yapıyor ya. Ama o iyice sivilcelerin şişecek yani. Seksi olmuş muydu? Benim içimi hoplattı. Mı? Yok anam hoplatmadı. Vallahi hoplatmadı. Bu çünkü yalançılık. Ama bilmiyorum hiç. Hani normalde çoğu insana belki seksi gelir ama bana seksi gelmedi. Mesela ne düşünüyorum biliyor musun? O kızın suratını sıktığımda böyle hani elimde böyle fondöten parçaları, fondöten, onlar gelecek böyle elimi böyle. Oynasam şekil alacak o surat. Öyle geliyor bana. Evet abla senin sade duru bir güzelliğin var. Bakın. Kurban olurum sana ya. Bak kan şöyle bir de bekliyor ya. Şu hayvanların şu bakışları yok mu? Ben öleceğim bak yemin ediyorum. Ne oluyor? Beni niye saldınız abla? Uyuyordum lan içeride ben. Bu da tatlı bir video olmuş. Yani böyle tatlı videolar karşısında çirkefleşemiyorum işte. Çirkefleşmek istiyorum ama olmuyor, yapamıyorum. Söylemek istediklerim bu konuyla ilgili bu kadar. Evet bu kız, bak abi bu kızdan kesin çok iyi bir şey çıkacak. Allah seni kahretmesin. Tam diyordum ki ummadığın taş baş yarar diyordum. Eli dehşet bir şeyler çıkabilir o tatlı suratın altından falan. Yok çıkmadı. O tatlı suratın altından çok tatlı bir espri çıktı. Ama artık yavaş yavaş sinirleniyorum. Değişim videosuna geldik. Anam biri gidiyor dinozor oluyor. Biri gidiyor Spiderman oluyor. Sistemim size değil kaderime. Ne umduğum ne buldum. Evet bu abla güzel, bundan çok ateşli bir şey çıkar diye düşünüyorum. Güzel böyle çok değişim. O kıyafetin etiketi mi üzerindeydi? Evet. Kız abla videoyu çekiyorsun da o etiketi niye çıkarmıyorsun? Ya da geri vereceksen etiketi sakla. Biz görmeyelim. Seni Allah tör etmesin seni. Güzel olmuş. Hani arka güzellik, fon vesaire üstündeki şeylerle uyumlu olmuş. Yalan söylemeyeyim şimdi. Ama böyle içimi titretti mi? Şahitsiniz vallahi titremedi. Etikete takıldım orada. O etiket niye orada ya? O etiket bütün seksiliği bozdu. Diyeceğim yanlış bir cümle olacak. O etiket olan seksiliği bozdu. Beni biliyorsunuz. Seksiden anlar mıyım? Anlarım. Ben başlı başına seksiyim zaten. Yalan mı? Doğru diyorsanız yorumlara seksi olunmaz. Seksi de olur. The Aslı. Yazarsanız sevinirim. Zannettim ki bugün Nirvana'ya çıkacağız. Gözümüz gönlümüz şellenecek. Şellenemedi arkadaşlar. Şellenemeden gidiyorum ben. Ama o ilk baştaki kız çok güzeldi. Her güzel şeyin bir sonu vardı. Bu videonun da... geldik arkadaşlar.
arkadaşlar, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi abone olmayı sakın unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.